böyle istedikleri sistem böyle parti örgütlerinde çalışan kadın ve erkek pek çok hukukçu bugün Türkiye'nin birçok yerinde yargıç olarak, savcı olarak görev yapıyor. Yani siyasi düşünceleriyle bu sistemin içinde örgütsel yapılarda yer almışlar. Şimdi onların hepsini yargıya taşıdık. Evet. Hepsini bir yana bırakın. Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir Cumhuriyet Savcısının adı geçiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısının. Evet. Rüşvet verildiği söyleniyor, ev alındığı söyleniyor. Ve Ayhan Bora Kaplan'la ilgili 56'ya yakın soruşturmada hiçbir işlem yapmadığı söyleniyor. Nerede o şimdi? O kişi şimdi Yargıtay Savcısı. Evet. Yani bedel ödemediği gibi insanlar cezalarla karşılaşmadıkları gibi bir de ödüllendiriliyorlar. En acısı da o. Evet. Evet, Sayın Sertaç Eş'e geçmek istiyorum. Sinan Ateş davasıyla ilgili yeni gelişmeler var. Bugün Olcay Kılavuz hakkında fezleke hazırlanır mı diye soruluyordu. Hakkında meclise bir belge sunuldu savcılık tarafından, bunu söyleyelim. Ve Halk TV'den Seyhan Avşar'a tam da bu zamanlama doğrultusunda bir açıklama yaptı. Olcay Kılavuz diyor ki, her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim. Böyle bir olayın içinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum. Devletimiz gerekeni yapsın diyor. Ama bir diğer yandan biliyoruz ki cinayetin şüphelisi eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolga Han Demirbaş, Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmıştı. O dönem milletvekiliydi Olcay Kılavuz, bir şey yapılamamıştı. Sonrasında 4. sıradan konularak seçilemeyeceği bir yere konulduğu değerlendirildi ve milletvekili olamadı ama danışman oldu. Ve bugün bu açıklamayı yaptı. Sinan Ateş cinayetindeki sis perdesi aralanabilecek mi? Şimdi çok isteriz. Yani sis perdesi aralansın. Yalnız bir şey var. Artık